Selam herkese merhaba arkadaşlar. Gülay'ın fikirleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yalancı profiterol tatlısı yaptım. Gerçekten de çok güzel oldu ve beklemeden yediğim için biraz şekli de bozuldu onun için şimdiden özür diliyorum sizden. Gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşacık bir tatlımız oldu. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi hemen yarısı gitti bile. Gerçekten çok 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 güzel oldu. O zaman hadi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi tenceremin içine bir paket sütümü ilave ediyorum. Henüz ocağımı açmadım. Hepsini karıştırıp ondan sonra ocağımın altına açıyorum ki top top olmasın diye. Şöyle gördüğünüz gibi yarım bardak nişastam var. Mısır nişastası veyahut buğday nişastası kullanabilirsiniz. Ben burada buğday nişastası kullandım. Şöyle bir su bardağı da unum var. Bir tam su bardağı değildi arkadaşlar. Bir tık unumu az ilave ettim içine. Ve bir bardak dolusu toz şekerim var. İçine de ilave ediyorum. Ve son olarak da bir adet yumurta sarımı ilave ediyorum. Siz iki tane de yumurta kullanabilirsiniz. Ben pek fazla yumurta sevmediğim için bir adet yetti bana. İki tane yumurta koyarsanız daha güzel olur kıvamı. Ve ocağımın altını bir güzel açıyorum. Ve çırpma telimle sürekli çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi muhallebimin kıvamı tam çok güzel oldu. istediğim gibi oldu ve ocağımın altını bir güzel kapatıyorum. Ve tatlım tamamen soğuduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi streç film üstünü bir güzel kapatacağım ki üstü topak topak olmasın diye. Burada size bir tane de püf nokta söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada tatlımızın tamamen soğuması gerekiyor. Yani ılık bir şekilde olmayacak. Çok sıcak da olmayacak. Çok soğuk olacak bir şekilde soğumasını bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü krem şanti de ilave edeceğim üstüne. Eğer verdiğim bu püf noktaları da birebir yaparsanız gerçekten de tatlınız çok çok güzel olacak ve çok lezzetli olacaktır. ve tatlım tamamen soğudu kaldır buzdolabına kaldırmıştım gördüğünüz gibi tamamen som soğuk oldu şimdi krem şantimi bir paket yani bir poşet krem şantimi de tenceremin içine ilave ediyorum ilave ettikten sonra mikser yardımıyla bir güzel çırpıyorum arkadaşlar. Çırpma işlemin bittikten sonra kaşık yardımıyla da bir güzel karıştırıyorum. Ve kedi dili bisküvilerimi bir güzel içine kırıyorum Siz bıçak yardımı ile de kırabilirsiniz Ben elimle kırmayı tercih ettim Ve gördüğünüz gibi bir güzel hepsini içine yediriyorum ve karıştırıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra şöyle gördüğünüz gibi kare borcama hepsini boşaltıyorum. Siz yuvarlak bir borcam da kullanabilirsiniz. geliyorum son işlemime. Burada iki buçuk su bardağı sütümü ilave ettim. Çikolata sosunda bir pakette bir avuç dolusu kadar da damla çikolatası ilave ettim ki çikolatan böyle daha kaygan bir şekilde olsun ve daha çok kurusun diye üstü. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. Ve çikolata sosum tamamen soğudu arkadaşlar. Siz de kesinlikle sıcak bir şekilde ilave etmeyin tatlınıza. Tamamen çikolata sosunuz soğusun. Yoksa bu sefer de altında krema eriyecektir. Ve hiç güzel görüntü olmayacaktır. Her yerine eşit dağılacak şekilde ilave ediyorum üstüne. ve bir güzel dağıtıyorum arkadaşlar hepsi eşit olsun diye ve dolaba koyuyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kedi dili tatlım bu şekilde oldu. Biz dayanamadık hemen yedik. Siz bir gece öncesinden yaparsanız kedi dili bisküvileriniz daha yumuşak olacaktır. Gördüğünüz gibi gerçekten de yumuşacık oldu. Hatta biz dayanamadan yarısını yedik bile ailecek. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.